Kayıt olmak için buraya tıkla. Tayo'nun kanalına üye ol ve en yeni videoları ilk gören sen ol. En iyi arkadaş biziz. Birbirlerinin en iyi arkadaşı olan Sürat'le Parlak parkta oynar. İyi şuttun. Al bakalım Parlak. Yakalıyorum. Tamam. Gol! Süperdi. Biz tam birbirimize göreyiz. Aynen öyle. Rahat edeyim mi? Böyle alelacele nereye gidiyor? Okula geç kaldık. Hayır, okula geç kalacağım. Biz yetişiriz. Ne olur da şimdi? Sürat, Parlak. Size koridorda hız yapmanın tehlikeli olduğunu söylemedim mi? Hadi bakayım sınıfa. Pekala. Selam arkadaşlar. Selam. Günaydın çocuklar. Günaydın. Neyse ki geç kalmadık. Aynen. Pekala, bugün yeni bir şarkı öğreneceğiz. Önce ben söyleyeyim, sonra da siz. Pekala. Mavi göğün yükseklerine. Mavi göğün yükseklerine. Yo yo göklerde. Uçarız gideriz birlikte. Uçarız gideriz birlikte. Sürat, şaklabanlık yapmanın zamanı değil. Peki. Baştan hep beraber. Bir, iki, üç. Mavi göğün yükseklerine. Uçarız bulutlar arasında. Güneşin altında en parlak yıldızlara, en parlak yıldızlara. Çok güzel söylediniz. Aferin size çocuklar. Parlak düşündüğüm kadar da haylaz bir öğrenci değilmiş. Ben mi? Bakıyorum hepinizin de rengi sarı. Belki de bu yüzden bu kadar uyumluydunuz. Evet, gerçekten. Ne kadar güzel. Öğretmenleri tarafından övülmek Parlak ve diğer sarı öğrencileri çok mutlu eder. Biz gerçekten birbirimizle çok uyumluyuz. Aynen. Hayret, nasıl daha önce fark etmemişiz. Birlikte takılmak ister misiniz peki? Sadece biz sarı arkadaşlar mı? Çok iyi olur. Parlak. Hadi parka gidip oynayalım. Kusura bakma. Bugün sarı arkadaşlarımla oynayacağım. Ne? Seninle başka zaman oynarım. Hadi gidelim. Tamam. Sarı arkadaş mı? Demek artık ayrı gayrı. Vay canına. Ne kadar güzel bir yol. Değil mi? Bence dünyanın en güzel çiçekleri sarı çiçeklerdir. Aynen. Sarı kelebekler de en güzeli. Çocukların formaları da sarıymış. Beni izleyin çocuklar. Peki. Dünyadaki bütün güzel şeyler sarı. Aynen öyle. Parlak da hem hızlı hem havalı hem de sarıdır. Sevimli küçük otobüs Lani de sarıdır. Çalışkan Toto da sarıdır. Temiz kalpli Ruby de sarıdır. Dünyanın en güzel rengi sarıdır. O günden sonra sarı araçlar çok yakın arkadaş olmuşlardır. Çocuklar, kaydıraktan kayalım mı? Evet, kayalım. Ne kadar komik. Çok çok komik. Yeşil renk elde etmek için mavi renkle hangi rengi karıştırmalıyız? Sarıyı. Çok doğru. Aferin size. Olamaz. Arkadaşlar, hadi gidiyor muyuz? Evet. Parlak. Hadi nehir kenarına gidelim. Gelemem. Bugün Ruby'ye temizlik yapmaya yardım edeceğiz. Ne? Sen ve temizlik. Emin misin? Niye ki? Artık sen de sürekli şaklabanlık yapmak yerine güzel şeyler yapsan ya, nasıl olur? Hadi arkadaşlar, gidelim. Peki. Tanrım, nesi var bunun?
kadın istiyor. Parlak çok kötü. Haftanın her günü sarı arkadaşlarıyla oynuyor artık. Artık önemi yok. Tek başıma oynayarak da gayet iyi eğlenebilirim. Tanrım. Tek başına oynamak çok yorucuymuş. Parlak olsaydı daha çok eğlenirdik. Ha? Uçurtma mı onlar? Çok güzeller. Nereden uçuruyorlar acaba? Ha? Hadi alın bakayım. Teşekkür ederim. Affedersiniz. Bana bir uçurtma yapar mısınız? Pekala. Nasıl bir uçurtma istersin? Üstüne resim yapabiliyor musunuz? Aradan bir gün geçer. Selam Parlak. Merhaba Sürat. Yarın benimle nehir kenarına gelir misin? Çok enteresan bir şey buldum. Çok enteresan bir şey mi? Evet. Çok hoşuna gidecek. Geliyor musun? Geliyorum. Yarın nehir kenarında buluşalım. Gerçekten mi? Bak söz verdin. Tamam. Yarın görüşürüz. Yarın görüşürüz. Uzun bir aradan sonra tekrar Parlak'la oynayacağım. Arkadaşlar. Parlak. Merhaba. Çok iyi haberlerim var. Öyle mi? Nedir? Evet. Yarın hep birlikte feribota bineceğiz. Vay canına. Gerçekten mi? Evet. Biletleri Lani aldı. Geliyorsun değil mi Parlak? Tabii ki. Geliyorum. Hay aksi. Parlak evet. Sürat'e verdiği sözü unutmuş olmalı. Pekala. O halde yarın iskelede buluşalım. Tamam. Ertesi gün Sürat Parlak'ı nehir kenarında bekler. Parlak bunları görünce kim bilir ne kadar şaşıracak. Sabırsızlanıyorum. Bir an önce gelse de uçursak. Vay canına. Daha önce hiç feribota binmemiştim. Hadi binelim mi arkadaşlar? Binelim. Evet. Nerede kaldı bu Parlak ya? Parlak, neredesin? Vay be, çok iyiymiş ya. Temiz hava ne kadar da iyi geldi. Evet, bana da. Lani sağ olsun. Ben de sizlerle beraber burada olmaktan çok mutluyum. En iyi arkadaşlar, sarı arkadaşlar. Aynen öyle. Peki ama neden rahat değilim? Bir şey mi unuttum acaba? Neden gelmiyor bu Parlak? Nerede bu? Git başımdan. Şu an seninle oynayacak durumda değilim. Hayır. Bu uçurtmalar senin için değil. Ne? Laftan anlamıyor musun? Hayır olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? İşte geldik. Ben çok eğlendim. Yakında bir daha binelim. Ben de çok eğlendim. Şimdi ne yapalım? Nereye gidelim? Bu da ne? Bunlar... Uçurtma. Üstünde süratle parlayan resimleri var. Nereden geldi bunlar? Çok enteresan bir şey buldum. Çok beğeneceksin. Bak söz verdin. Evet verdim. Sürat. 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 Ey Sürat. Geç kaldım değil mi? Sana inanamıyorum. Nerede kaldın ya? Sürat gitmemişsin. Geciktiğim için üzgünüm. Ne demezsin. Her zaman olduğu gibi. Açıkçası nasıl söylesem bugünkü programımızı unutmuşum.
Ben sarı arkadaşlarla feribota bindim. Ne? Çok özür dilerim. Ah, tanrım. Kaportan parlak ama aklın pek parlak değil. Çok unutkansın. Yani bana darılmadın mı? Hayır. Ama sana göstermek istediğim enteresan şeyi kaybettim. Ha, acaba kaybettiğin şeyler bunlar mı? Wow! Nerede buldun bunları? Hiçbir yerde. Aslında onlar beni buldu. Gerçekten mi? Biz en iyi arkadaş olmak için yaratılmışız. Evet, evet. Tabii ki. Oh, anlat bakalım Parlak. Feribota binmek nasıldı? Güzeldi. Ama seninle oynamak daha da güzel. Ha? Gerçekten mi? Son zamanlarda hep sarı arkadaşlarınla oynadın ama. Onlarla da oynamayı seviyorum aslında. Bir dahaki sefere hep birlikte oynayalım. Peki, tamam. Nana'nın daveti. Çok güzel bir gün. Küçük otobüsler şehir dışına çıktı. Bu tertemiz kır kokusunu çok seviyorum. Bu güzel manzaraları görmek gerçekten iyi geliyor. Evet, arkadaşım Nana'nın bizi davet etmesi çok iyi oldu. Merhaba Tayo. Seni ve arkadaşlarını otobüs garajımıza davet etmek istiyorum. Gelirsiniz değil mi? Merhaba çocuklar. Tayo buradayım. Buradayım. Merhaba. Bu Nana. Gidelim. Tamam. Burası bizim otobüs garajımız. Çok güzel bir yer. Ha? Evet. Aa, Larry. Herkese merhaba. Merhaba. Aa, bir dakika sizi tanıştırayım. Bu Larry, patronumuz. Bu Cem. Tanıştığımıza sevindim. Bu da Coco, çocukluk arkadaşım. Merhaba. Bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Demek sen Tayo'sun. Nana'ya şehirde yardım ettiğin için sağ ol. Bir şey değil. Demek Tayo bu, öyle mi? Şehirde Tayo adında bir otobüsle tanıştım. O kadar iyi ve nazikti ki. Bana son derece sıradan bir otobüsmüş gibi göründü. Tayo olmasaydı başım büyük derde girebilirdi. Onu neden bu kadar övdüğünü anlamıyorum. Yapma Nana. Pekala, sen dostlarına eğlen Nana. Biz işe gidiyoruz, tamam? Elbette, tabii ki. Nereye gittiğinizi öğrenebilir miyim? Biliyorsunuz, hasat mevsimindeyiz. Bu yüzden elma çiftliğinde çiftçilere yardım edeceğiz. Çok eğlenceli oldu. Biz de sizinle gelebilir miyiz? Tabii ki, çok seviniriz. Harika! Küçük otobüsler hasata yardım için elma çiftliğine geldi. Sanırım bu arabalardaki elmaları taşımamız gerekiyor. Tamam, yarış yapalım bakalım kim geçecek. Peki. Gidelim. Beni geçemeyeceksin. Dur bakalım Rogi. Olamaz. Bu çocuklar buraya oyun oynamaya geldiklerini sanıyorlar galiba. Bir dakika. Yeterince çaba gösterirsem Tayo'nun önüne geçebilirim. Tayo! Çok üzgünüm Nana. Bütün elmaları düşürdüm. Önemli değil. Şimdi teker teker toplarız, olur biter. Çekilin önümden! Oho, şuna bak. Aferin Coco, çok iyiydi. Elbette. Ben o şehir otobüslerinden çok daha iyiyim. Coco. Her tarafımızı toz içinde bıraktın. Bunu hiç düşünmemiştim. Ne var, ne oldu çocuklar? Tayo bak. Hey, bu sadece küçük bir kurbağa. Bu hiç de korkunç bir şey değil ki. Bak, uzaklaşıyor. Gel küçük kurbağa. Gel küçük kurbağa. Yılan.
Aa, tam tahmin ettiğim gibi. Şehir otobüsleri hepiniz korkak tavşansınız. Ortalığı dağıttığımız için özür dileriz Larry. Hiç mühim değil Hana. Böyle şeyler olur. Biz burayı hallederiz. Siz de gidip başka şeyler yapın. Peki hala görüşürüz. Küçük otobüs Tayo. Neşelen Tayo. Sanırım Coco benden nefret ediyor. Ay çok üzgünüm Tayo. Ama boş ver. Çünkü şimdi sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Çok güzel bir yere mi? Sizi dünya kadar ateş böceğinin bulunduğu bir tepeye götüreceğim. Gecileri onları seyretmek gerçekten çok hoş. Gerçekten mi? Evet, hep birlikte oraya gidebiliriz. Hayır, gidemezsiniz. Siz o tepeye çıkamazsınız çocuklar. Orası çok tehlikeli. Ne? Neden bahsediyorsun sen? Bir dakika Nana. Coco, derdin ne senin? Sabahtan beri bana hep kötü davranıyorsun. Şimdi de ateş böceklerini seyretmeme engel oluyorsun. Buraya gelmekte büyük bir hata yaptım. Artık eve dönmek istiyorum. Tayo. Coco, onunla ne derdin var senin? Bunu hiç beklemezdim. Böyle olsun istememiştim. Sanırım Nana bana çok öfkelendi. Sanırım Tayo'ya gerçekten çok kötü davrandım. Pekala. Gidip Toya'dan özür dileyeceğim. Tayo! Hayır. Hiçbir şey söylemeden şehre mi döndüler? Coco! Ha? Burada ne arıyorsun? Hana! Sen ötekilerle birlikte eve gitmedin mi? Hayır, gitmedim. Onlar Nana ile ateş böceklerini seyretmeye gittiler. Ne? Olamaz, gidemezler. Onları durdurmak zorundayız. Sorun ne Coco? O tepeye yabani hayvanlar da danmıştı. Ben de her yere tuzak koydum. Başlarına çok kötü şeyler gelebilir. Ne? Çok az kaldı. Tamam. Sahi, neden Coco bizim buraya gelmemizi istemedi? Boş ver, ona kulak asma. Kötülük olsun diye söyledi. Eskiden buraya sık sık gelirdim. Endişelenmeye gerek yok çocuklar. Trev, inanılmaz. Harika. Ateş böceği. Biraz daha ileride çok daha fazlasını görebilirsiniz. Sahi mi? Acele edelim. Tayo, iyi misin? Ne oldu? Yolda bir şeyin üstünden geçtim ve lastiği patladı. Bir türlü tırmanamıyorum. Hey çocuklar! Coco! Şükürler olsun. Tayo! Kurtulduğuna çok sevindik. Yardımın için teşekkür ederim Larry. Önemli değil. Coco söylemeseydi bunlardan haberimiz olmayacaktı. Coco mu? Her neyse Tayo. Lastiğin bu haldeyken dönebileceğini hiç sanmıyorum. Ne yapsak acaba? Hana. Arkamda bir yedek lastik var. İstersen Tayo için kullanabilirsin. Yedek lastik mi? Eğer aynı ölçüdeyse işimize yarar. Bir deneyelim. Tayo, ne diyorsun? Bence çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim Coco. Bir şey değil. Özür dilerim. Aslında seni dinlemem gerekirdi. Ama bizi istemediğin için öyle söylediğini sandım. Önemli değil. Ben de özür dilerim Tayo. İtiraf edeyim, Nana ile çok samimi arkadaş olduğunuz için seni kıskanmıştım. Onun en yakın arkadaşı benim sanıyordum. Demek bu yüzden kaba davrandın. Özür dilerim. Çocuklar, bakın! Burada ne kadar çok ateş böceği var. Çok güzel. Baksana Coco. Tayo gerçekten çok iyi bir arkadaş. Ama en yakın arkadaşım her zaman sen olacaksın. He?
küçük otobüsler için çok özel bir gün oldu. Köyde geçirdikleri bu günü hiç unutmayacaklar. İyi geçinmek. Tayo günlük mesaisini bitirmiş garaja dönüyor. Aferin sana Tayo. Merhaba Hena. Yorgun görünüyorsun. Aha. Hemen yıkanıp dinleneceğim. Merhaba Hena, döndüm. Merhaba Rogi. Rogi, sen de mi yorgunsun? Evet, hem de nasıl. Bir an önce yıkanıp yatmak istiyorum. Dur bir dakika. Yıkama istasyonuna önce ben girecektim. Sıranı bekle. Ama buraya önce ben geldim. Zorla önüme geçtin. Çekil yolumdan. Şu an gerçekten çok yorgunum. Sen daha sonra yıkanabilirsin. Ben de çok yorgunum, tamam mı? Ben yok Rogi. Merhaba çocuklar. Merhaba Leni. Ne yapıyorsunuz burada? Tam yıkama istasyonuna girecektim. Rogi önüme geçti. Hayır, bu doğru değil. Buraya önce ben geldim. Sıra benimdi. Önce ben geldim. Benimdi. Hayır, benim sıram. Hey, ne oldu? Ne oldu anne? Şuradaki. Baba bakın. Nerede? Ben bir şey göremiyorum. Olamaz. Rogi yıkama istasyonuna girdi. Rogi, seni haylaz. Hani nerede? Ben neden hiçbir şey göremiyorum? Bu çok güzel. Ve ertesi sabah... Anlaşılan Rogi ve Tayo hala barışmamış. İşe gitmeden önce tüm otobüslerin depolarını doldurması gerekiyor. Rogi de benzin istasyonuna doğru yola çıktı. Tayo da aynı yöne doğru gidiyor. Bu Rogi. Merhaba. Benim sıramı aldın. Neden bahsediyorsun? Buraya önce ben geldim. Ama sıra benimdi. Hayır, sıra benim. Çocuklar. Siz ikiniz yine mi kavga ediyorsunuz? Tayo önüme geçip sıramı aldı. Ama şimdi kendisinin daha önce buraya geldiğini iddia ediyor. O da ne öyle? Hadi. Bunu yutar mıyım sanıyorsun? İnanılmaz bir şey bu. Sahi mi? Kandırdım. Bugün de benzin istasyonunda Tayo arkadaşının önüne geçti. Tayo, seni hayran. Hani nerede? Ben yine neden göremiyorum? Şehir merkezi yoğun bir yer. Yavaş ol. Dikkat et, dikkat et. Ne oldu, gitsene. Affedersiniz. Bugün ilk kez caddeye çıktım da. Bugün küçük kamyonet Vurumi'nin şehirdeki ilk günü. Şimdi buradan sola dönmem gerekiyor. Şu işe bak. Hadi ama biraz çabuk ol. Ben de bir gün onlar gibi olabilecek miyim? Sen öndeki yürüsene. Gitmem gerek. Hayır dur. Artık çok geç. Dur. Olamaz. Çok özür dilerim, sizi korkuttum değil mi? Önemli değil. Ama şimdi tavuklarınız ne olacak? Ne? Hayır, hayır. Gelin buraya. Çocuklar buraya gelin. Bu korkunç bir şey. Ne yapacağım ben? Herkese iyi günler. Pekala, gidelim. Neden burada trafik tıkalı? Hareket ediyoruz. Aksi yine durduk. Şehir merkezinde trafik tıkanmış durumda ve araçlar hala bekliyor. Acaba neler oluyor?
Aa, trafik kamyonetten atlayan tavuklar yüzünden böyle. Cici tavuklar, gelin buraya hadi. Gel bilim 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 bilim. Kafese atlayın lütfen. Lütfen. Caddenin ortasında bu tavukların işi ne? Söyler misiniz burada ne oldu? Benim hatam yüzünden. Işıklara bakmadan geçtim. Sonra da ani bir fren yaptım. Özür dilerim. Çok gergindim. Daha dikkatli olmam gerekiyordu. Başta herkes biraz gergin olur. Merak etme. Ben tavuklarını toplarım. Pekala. Hadi yakalayalım şunları. Küçük otobüs Tayo. Neden karşı taraf hızlı gidiyor? Tayo. Merhaba. Merhaba Leni. Trafik ne kadar yoğun değil mi? Her neyse. Bizim Rogi ile barıştın mı? Barışmak mı? Ben yanlış bir şey yapmadım ki. Ama hepimiz arkadaşız ve arkadaşların birbirine iyi davranması gerekir. Bir an önce barışın, olur mu? Peki. Güzel, söz verdin. Biliyor musun, Rogi de biraz arkada, buraya doğru geliyor. Birazdan yanında olur. Ne? Barışmak zorundasınız. Görüşürüz. Leni. Rogi buraya mı geliyor? Dilerim onunla karşılaşmam. Bakar mısınız? Buyurun. Affedersiniz. Çok acil bir işim var da. Rica etsem önünüze geçmeme izin verir misiniz? Tabii ki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başka bir arabanın önüne geçmesi onu hiç kızdırmadı. Ama Rogi ile ben... Dün akşam Tayo'nun öne geçmesine izin verseydim kavga falan etmezdi. Diğer araçların ne kadar anlayışlı olduğunu görünce Tayo ve Rogi kavga ettiklerine pişman oldular. Acaba ne yapsam? Biliyorum ona biraz sert davrandım. Ondan özür dilemem gerekir mi? Tayo ile barışmak istiyorum. Ama ne diyeceğimi bilemiyorum. Gel buraya. Hey! Hey durun! Beni kovalamayın! Evet, evet. Çok güzel. Doğru kafese. Hadi. Hadi bakalım. Dur. Hey, nereye gidiyorsun? Yavaş. Yavaş. Yakaladım. Yakaladım. Hadi kafese. Sanırım hepsini yakaladım. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Sahi kaç tane tavuğum var demiştin? Toplam 10 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada 9 tane var. 10. nerede acaba? Tayo ve Rogi hala birbirleriyle konuşmuyor. Buna daha fazla dayanamayacağım. Rogi. Tayo. Önce sen söyle. Hayır, sorun değil. Sen söyle. Biliyorsun. Bu da ne? Hey! Tavuğu yakalayın. İn üstünden. Hey, ne yaptığını sanıyorsun sen? Çekil. Çocuklar, o tavuğu yakalamam lazım. Yardım edin. Tamam. Tamam. Ben onu durdururum. Dur bakalım, nereye? Tut onu Rocky. Pekala.
Hadi Rogi. Tamamdır. Yakaladım. Hey, başardık. Evet, başardık. Çocuklar. Hey çocuklar, yardımınız için teşekkürler. Rogi, bu sabah için özür dilerim. Hayır, bu işi ben başlattım Tayo. Özür dilemesi gereken kişi benim. Bundan böyle birbirimize iyi geçinelim. Ha, yol tamamen açılmış. Hadi gidelim. Tamam. Tayo ve Rogi'nin tekrar eskisi gibi arkadaş olduklarını görmek çok güzel. Dilerim ileride daha yakın dost olurlar. Lütfen beni seç. Yine çok güzel bir sabah ve genç taksimiz Nori çok yoğun çalışıyor. Merhaba Nori. Günaydın. Haftaya yapacağımız eğlenceyi unutmadın değil mi? O haftaya mıydı? Ne yalan söyleyeyim, unutmuşum. Yani kiminle gideceğine hala karar veremedin mi? Henüz değil. Geçen sefer Suratlı ile gitmiştin değil mi? Bir de şarkı yarışmasına katılmıştınız. Her sabah güneş doğar doğmaz, kalkıp işe gidelim. Benim adım Suratlı. Bu ne böyle? Berbat söylüyorlar. Daha fazla katlanamayacağım. Bence güzel şarkı söyleyen biriyle gitmeyi düşünsen iyi olur. Görüşmek üzere. Güle güle. Bu defa kesinlikle rezil olmayacağım. İyi de kiminle gidebilirim? Kim söylüyor bunu? Sesi güzelmiş. Bu Tayo. Gidip onunla konuşayım. Tayo. Nori merhaba. Güzel şarkı söylüyorsun. Yapma, beni utandırıyorsun. Dinle Tayo. Benimle birlikte bir eğlenceye gitmek ister misin? Eğlence mi? Evet. Diğer tüm taksiler yanlarında bir arkadaşlarını getiriyorlar. Geçen defa Suratlı ile gitmiştim ama bir felaketle sonuçlandı. O yüzden bu seferkine senin gibi güzel şarkı söyleyen biriyle gitmek istiyorum. Bence bu tam Rogi'ye göre bir iş. Rogi! Biliyorsun ben gerçekten çok iyi bir şarkıcıyım. Hatta Tayo'dan bile iyi olabilirim. Sahi mi? Elbette. Tamam, bir şarkı söyle. Peki madem ısrar ediyorsun. Rogi Rogi! Rogi Rogi! Ben süper bir otobüsüm! Bın bın bın! Bam bam bam! Hızlı gitmeyi çok severim! La la la! Rogi Rogi! Rogi yeter! Süper! Nasıl buldun? İyiyim ama değil mi? Ama Rogi, önce Tayo'ya teklif etmiştim. O yüzden onunla gitmem gerekiyor. Tayo, lütfen Rogi ile oraya gidemem. Evet, doğru söylüyorsun. Tamam, ben gelirim. Sağ ol Tayo. Ne? Güzel, o halde prova yapmak için yarın sizin garaja gelirim, tamam mı? Tamam. Nari, söylediğim o şarkıdan sonra hala Tayo ile mi gitmeyi düşünüyorsun? Yarın görüşürüz, hoşça kalın. Rogi, sonra görüşürüz. Tayo! Ne? İkiniz Rogi'yi beğenmiyor musunuz yani? Görürsünüz siz. Ertesi gün Tayo ve Nori garajda prova yapıyor. Ben neşeli Nori. Harika. Seninle çok iyi bir ikili olduk. Evet, öyle görünüyor. Siz buna şarkı mı diyorsunuz? Neler yapabildiğimi size göstereceğim. Bir daha söyleyeyim mi? Tamam. Her sabah güneş doğar doğmaz. Ben küçük otobüs Rogi. Küçük otobüs Rogi. Rogi. Ne oldu? Bir sorun mu var? Neden çalışmamızı bölüyorsun? Görmüyor musun? Prova yapıyoruz. Ya ben sadece şarkı söyleyerek geçiyordum. Size engel olduysam özür dilerim çocuklar. Na na na. Hadi baştan alalım. Vurum 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 yolda gidiyoruz. Çok heyecanlı. Vurum vurum vurum.
genç bir otobüsüm. Rogi. Rogi, sürekli bizi durduracak mısın? Kim durduruyor ki sizi? Dedim ya, ben buralarda dolaşıyordum. Rogi, sana söyledim, burada prova yapmaya çalışıyoruz. Tamam tamam. Size iyi provalar. Ben gidiyorum. Gitti mi? Evet, sanırım bu kez gitti. Sence neden Rogi böyle tuhaf davranıyor? Neyse, Rogi gittiğine göre provamıza devam edebiliriz. Tamam. Hazır. Başla. Sabah uyanır uyanır. İşe giderim. Süper otobüs Rogi. Nam 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 nam. Yemeği severim. Pam 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 pam. Şarkı söylerim. Hadi ama Rogi. Atayo. Gidip başka bir yerde çalışalım. Rogi. Rum rum. Ne kadar heyecan verici. Gidiyorlar. Benden kaçmaya çalışıyorlar. Hemen onlara yetişmeliyim. Burada rahat ederiz herhalde, değil mi? Evet, Rogi'yi göremiyorum. Hadi baştan başlayalım mı? Tamam. Sabah uyanırsın, güneş gökyüzünde pırıl pırıl parlar. İnanılmaz Rogi! Yıkanırsın, kahvaltı edersin, sonra gitmeye vakti. Ben süper otobüs Rogi! Yeni bir güne başlama zamanı. Gidiyorum. Vurum vurum vurum. Rogi! Heyecan verici. Rogi! Süper otobüs Rogi! Heyecan verici bir... Rogi! Ne? Neden bize engel olmaya çalışıyorsun? Yapma artık. Özür dilerim. Bunu kasıtlı olarak yapmıyorum ki. Sadece iyi şarkı söyleyebildiğimi size göstermeye çalışıyorum. Nori, beni eğlenceye götür lütfen. Ne? Dürüstçe söyle. Tayo'dan çok daha iyi değil miyim? Aslında Rogi, bunu sana en başta söylemem gerekirdi. Seni dinliyorum. Tayo senden çok daha iyi şarkı söylüyor. Bu yüzden eğlenceye senin yerine onu davet ettim. Ne? Şimdi lütfen bizi bir daha rahatsız etme, tamam mı? Tamam. Tamam. Rogi. Tayo, baştan başlayalım. Küçük otobüs Tayo. Otobüs garajında gece vakti. Ama Rogi'den hala bir ses seda yok. Biliyorum, Rogi'nin kalbi kırıldı. Nereye gitmiş olabilir ki? Bakın işte Rogi. Rogi, neden bu kadar geciktin? Çok yorgun. Hemen uyuyacağım. Dışarıda ne yaptığını merak ettim. Ben de öyle. O günden sonra Rogi sürekli geç kalmaya başladı. Rogi bugün de geç kaldı. Ertesi gün Tayo mesaisini bitirmiş, otobüs garajına dönmek üzere yola koyulmuştu. Rogi'nin işten sonra nereye gittiğini çok merak ediyorum. İşte Rogi. Ama bu yol otobüs garajına gitmiyor. Onu takip edeyim. Bu yoldan gittiğini sanıyordum. Onu kaybettim. İşten çıktım, buraya geldim. Bu şarkı da Şimşek ne? Şimşek gibi geldim. Rum 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 rum. Mesaim bitti. Rum rum. Rogi eskisine Rogi'yim. Göre çok daha iyi şarkı i̇nanılmaz söylüyor. Rogi. Sesi oldukça düzelmiş. Rogi. Bence günlerdir yaptığın provalar benim için çok faydalı oldu. Demek her gün buraya gelip gizlice çalışıyormuş. Ama bütün bunlar bir işe yaramayacak. Nori beni eğlenceye götürmeyi düşünmüyor. Artık şarkı söyleyebiliyorum. Rogi Nori ile birlikte o eğlenceye gitmeyi çok istiyor olmalı. Tamam, buldum. Ve nihayet Nori'nin sözünü ettiği büyük gün geldi. Tayo! Gitmeye hazır mısın? Ne oldu? O şeyin üstünde ne yapıyorsun? Bu sabah Tayo aniden rahatsızlandı. Kusura bakma Nori. Bugün seninle gelebileceğimi sanmıyorum. Ne? Ama eğlence bu akşam. Sen gelemezsen oraya kiminle gideceğim? Üzgünüm.
Ama istersen oraya benim yerime Rogi ile birlikte katılabilirsin. Ne? Rogi ile mi? Ama... Çalıştığımız şarkıyı bizden başka bilen bir tek Rogi var. Bence önce Rogi'yi dinle, ondan sonra kararını verirsin. Ama... Rogi, hadi söyle şarkıyı. Ben mi? Ya Nuri sesim yine beğenmez. Hayır, günlerdir buna çalışıyorum ben. Tamam, bir deneyeyim bari. Sabah uyanırsın, güneş gökyüzünde pırıl pırıl parlar. Küçük otobüs Rogi. Yıkanırsın, kahvaltı edersin, sonra gitme zamanı. Küçük otobüs. İnanılmaz, Rogi harika söylüyor. Harika. Rum 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 rum. Olabildiğince mutluyum. Küçük arkadaşım Nuri ve mutlu Rogi. Oo, çok güzel söylediniz. Bence çok iyi bir ikili oldunuz. Rogi. Ha? Sanırım bugün sana çok kaba davrandım. Özür dilerim. Benimle eğlenceye gitmek ister misin acaba? Ha? Sanırım tabii isterim Nuri. Sağ ol Rogi. Evet, bir şey yaradı. Ben hazırım. Artık gidelim mi Nuri? Gidelim. İkiniz de muhteşem görünüyorsunuz. Gidip güzelce eğlenin. Tamam. Tamam. Görüşmek üzere. Güle güle. Tayo. Ha? Kontrolünü bitirdim. Ama herhangi bir sorun göremedin. Hasta olduğundan emin misin? Ben galiba aniden iyileştim. Ne? Tayo başından beri numara yapıyormuş. Amacı eğlenceye Rogi'nin gitmesini sağlamakmış. Nasıl yani? Ben hep iyi şarkı söylerim. Tayo kayboluyor. Çok güzel bir sabah. Bakın işte Tayo. Ne çabuk sabah olmuş. Günaydın Tayo. Sana da günaydın Rogi. Bakıyorum erkenden uyanmışsınız. Ne oldu sana Rogi? Hiç bu kadar erken kalkmazdın. Hayır efendim, bu doğru değil. Günaydın Lenny. Herkese günaydın. Bugün hepiniz erkencisiniz. Günaydın Sito. Tayo, bugün senin buradaki ilk günün, nasılsın? Kendimi harika hissediyorum. Güzel. İstersen bugün sana garajı gezdirebilirim. Bu gerçekten harika olur. O zaman biz de gidip temizlenelim mi Rogi? İyi olur. Görüşürüz Tayo. Sana iyi gezmeler. Hadi gezmeye başlayalım Tayo. Tamam. Burası tamir atölyesi. Burası harika görünüyor. Hena! Ha? Sito! Hmm. Hoş geldin. Bir problem mi var? Yo, hayır. Çok iyiyim. Küçük arkadaşın kim? Adı Tayo. Yeni üyemiz. Buraya dün gece geldi. Memnun oldum. Demek Tayo sensin. Ekibimizin yeni otobüsü. Evet. Tanıştığımıza sevindim. Ben tamirci Hena'yım. Merhaba. Ne oldu? Yüzünde tuhaf bir ifade belirdi. İyi misin? Evet iyiyim. Ha? Yağ lekesi. Lekeyi iyice yaydım. Özür dilerim. Önemli değil. Eminim yıkanınca geçer. Kendini kötü hissettiğin zaman bana gel, olur mu? Tabii. Hadi gezimize devam edelim Tayo. Güle güle. Tanıştığımıza sevindim. Evet, şimdi araç yıkama istasyonunu görelim. Tamam. Yüzüme ne oldu? İşte burası araç yıkama istasyonu. Çok güzel. Çok ferahladım. Harika. Tamir atölyesini gördün mü Tayo? Hena'yla da tanıştım. Çok eğlenceli birine benziyor. Tayo, şimdi mi geldin? Artık pırıl pırıl olduğumuza göre depolarımızı doldurabiliriz. Evet. Görüşmek üzere Tayo. Birazdan görüşürüz. Tamam. Güle güle çocuklar.
Tayo, istersen sana nasıl yıkanacağını gösterebilirim. Evet, çok iyi olur. Önce buraya girmen gerekiyor. Peki. Girdim. Gıdıklanıyorum. Bu harika bir şey. İnanılmaz. Tadam. Nasıl görünüyorum? Pırıl pırıl ve tertemiz görünüyorsun. Bir sonraki durağımız benzin istasyonu. Gidelim. Burası depolarımızı doldurduğumuz istasyon. Aa, çok ilginç bir yere benziyor. Yakıt deponun daima dolu olmasına dikkat etmelisin. Peki efendim. Bugün çok enerjiksin. Pekala, neden içeri girmiyorsun? Lütfen konumunuzu değiştirin. Biraz öne kay Tayo. Güzel. Şimdi depo kapağını aç. Tuhaf bir ses duydun mu Tayo? Ben bir şey duymadım. Bir kez daha deneyeyim. Açıldı. Yakıt dolumu yapılıyor. Deponun durumunu monitörden takip edebilirsin. Anladım. Sito! Çalışma zamanı. Pekala. Rogi, geri kalan yerleri Tayo'ya sen gezdirir misin? Evet, tabii. Sonra görüşürüz Tayo. Güle güle. Deponuz tamamen doldu. Robot dolduğunu söyledi. Hadi gidelim. Tamam. İşte burası bizim okulumuz. Şuraya bak. Ne kadar büyük. Burada ne öğreniyorsunuz? Şehir merkezinde çalışabilmek için bilmemiz gereken ne varsa burada öğreniyoruz. Ayrıca şurada sürüş alıştırmaları yapabileceğimiz geniş bir alan var. Anladım. Olamaz. Neredeyse unutuyordum. Benim de işe gitmem gerekiyor. Sahi mi? Biliyor musun, şehir merkezinde birçok ilginç şeyle karşılaşıyoruz. Ya, ne gibi? Çalışmaya başladığın zaman kendin görürsün. Oo. Şimdi gitmem gerek. Sen burada kal. Peki. Görüşürüz. Demek ilginç şeyler, öyle mi? Çok merak ettim. Onu takip edeceğim. Küçük otobüs Tayo. Kırmızı ışık. Durmam gerek. Olamaz. Tayo, Rogi'yi kaybettim. Hadi yeşil ışık. Yeşil ışık. Yeşil ışık yandı. Artık gidebilirim. Nereye gitmiş olabilir? Rogi! Hiçbir yerde göremiyorum. Neyse. Ben de şehirde kısa bir tur atıp garaja dönerim. Bu Tayo'ya benziyor. Hayır, o olamaz. Tayo şu anda garajda sürüş alıştırması yapıyor. Burada görülecek ne çok şey varmış. Şu sıra sıra binalara bakın. Ne kadar yüksek. Hop! Olamaz. İstediğin zaman şerit değiştiremezsin. Özür dilerim. Gittiğin yere baksana ufaklık. Evet, dikkatli olmam gerekiyor. Bu arkadaşım Nori. Nori! İşte orada. Nori. Nori de kim? Sanırım bir hata yaptım. Hadi ufaklık, ilerlesene. Tamam. Neredeyim ben? Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi?
eve dönüş yolunu bilmiyorum. Ne? Tayo'yu hiçbir yerde bulamıyor musun? Hayır, epeydir ortalıkta görünmüyor. Aa, umarım şehir merkezine gitmemiştir. Şehir merkezine mi? Aa, ben orada çok eğlenceli ve ilginç şeyler olduğunu söylemiştim de. Evet, biliyordum. Demek yolda gördüğüm gerçekten Tayo'ymuş. Gidip onu hemen bulalım. Tamam. Belki siz şehirdeyken döner. Ben burada kalıp onu bekleyeceğim. Tamam. Nereye geldim ben? Ne yapacağım şimdi? Bu şehirde hiçbir yeri bilmiyorum. Tayo, nereye gitmiş olabilir? Tayo, neredesin? Tayo, neredesin? Tayo! Olamaz. Tayo arka caddede. Neredeyim ben? Tayo! Tayo! Burası bana hiç yabancı gelmiyor. Sanırım aynı yerde dönüp duruyorum. Tayo, neredesin? Tayo. Ne yapacağım şimdi ben? Polis arabası. Tayo, hemen işe mi başladın? Aslında kendi başıma bir tur atayım dedim ve sonunda yolumu kaybettim. Ufaklık, anlaşılan pek söz dinlemiyorsun sen. Çok üzgünüm. Tayo, biz seni eve götürürüz. Bizi takip et. Gidelim. İşte Tayo orada. Haklısın. Tayo! 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 Sito! Tayo, saatlerdir her yerde seni arıyorum. Çok üzgünüm. Tayo, seni bulduğumuza çok sevindim. Sizi endişelendirdiğim için özür dilerim. Hayır, asıl özür dilemesi gereken benim. Neden senin özür dilemen gerekiyor ki? Sana şehrin ilginç bir yer olduğunu söyledim. Dert etme. Tek başıma buralara kadar geldiğim için asıl suç bende. Her neyse, eminim şehirde çalışmaya başladığında ben de harika vakit geçireceğim. Ya, ne afacan şeysin sen. Tayo'ya yol gösterdiğiniz için teşekkürler. Bizim için zevkti. Lütfen dikkatli sürün. Pekala, sonra görüşürüz Tayo. Teşekkür ederim. Güle güle. Tayo, bundan böyle daha dikkatli olmalısın. Olacağım. Pekala çocuklar, garaja dönme zamanı. Tamam. Geliyoruz. Güvende olduğuna çok sevindik Tayo. Tek başına caddelerde gezinmek çok tehlikelidir. Lütfen bundan sonra çok daha dikkatli ol. Gel arkadaş olalım. İşte çok güzel bir sabah. Tayo yıkama istasyonuna gidiyor. Tayo'nun arkadaşları dışarıda toplanmışlar. Bu çok güzel. Hey, Tayo nerede? Yıkama istasyonuna gitti. Şuna bakın. Küçük otobüsleri etkileyen harika bir araba. Merhaba arkadaşlar. Henan nerede? Teşekkürler. Hadi onu izleyelim. Hena. Parlak. Uzun zamandır görüşmemiştik. Muayeneye mi geldin? Siz burada ne yapıyorsunuz? O kim? O mu? Ben mi? Olamaz. Beni tanımıyor musunuz? Bu arabanın adı Parlak. Şehrin en havalı, en güzel arabası. Tamam Parlak, gel içeri. Peki. Muhteşem bir araba, öyle değil mi? Ayrıca çok da parlak. Gerçekten çok havalı. Muhteşem. Merhaba çocuklar. Şuna bakın. Tayo. Nereye gidiyorlar? Tayo.
Bu harika bir şey. Ha? Bunun nesini beğeniyorlar hiç anlamadım. Tayo mu? Birazdan benim ne kadar müthiş olduğumu göreceksiniz. Aa, işe gitme zamanı. Sonra görüşürüz çocuklar. Hadi, hadi hepimiz gidelim işe. Ne sevimliler. Artık gidebilirsin. Pekala. Sonra görüşürüz Hena. Tamam. Güle güle. Beni unuttuklarına inanamıyorum. Bunu yanlarına bırakmayacağım. Adı Tayo'ydu değil mi? Buralarda bir yerde o olmalı. Ha? İşte orada. Aa merhaba. Ha? Oo çok şık bir arabasın. Adın ne? Benim adım Parlak. Benimki de Tayo. Biliyor musun adın bile havalı. Elbette. Daha havalı bir şey görmek ister misin? Daha havalı bir şey mi? İzle şimdi. Harika. Gerçekten çok hızlı. İnanılmaz. Bu daha hiçbir şey dostum. Oh, kırmızı ışıkta geçti. Ha? Bu ses de ne? Parlak, hadi sağa çek, derhal. Ne? Parlak, kırmızı ışıkta geçtim. Kaza yapabilirdin. Özür dilerim, ışığın değiştiğini görmedim. Ha? Parlak? Ha? Tayo, onu görmemiş gibi yapayım. Ha? Bu çok utanç verici. Ne? Ha? Size söylemedim. Parlak hava atmaya çalışırken kendini küçük düşürmüştü. İşte yine Parlak. Kaportasını cilalattığı için artık daha da parlak görünüyor. Bu Tayo değil mi? Ne kadar havalı olduğumu ona bir kez daha göstereceğim. Hadi gidiyoruz. Parlak. Gerçekten etkileyici bir numara görmek ister misin? Bu çok havalı. Hayır. Dur çizgisini geçmişim. Bari biraz geri gideyim. Dikkat et. Bana çarpmak üzeresin. Olamaz. Kış. Sen orada ne yaptığını sanıyorsun? Git buradan. Üstümü kirletti. Yine rezil oldum. Bu utanç verici bir şey. Hey buraya gel. Tavuklarımı geri ver. Nesi var acaba? Küçük otobüs Tayo. Bu ikinci kez rezil oluşum. Bundan sonra hiç hata yapmamalıyım. Bu neyin sesi? Oh, sen miydin? Git buradan. Ne oldu? Neden gülüyorsun? Yok bir şey. Bakalım bu numaradan sonra gülebilecek misin? Bu harika bir ses. Nasıl buldun? Gördüğün gibi son derece güçlü bir motorum var. Seninkiyle karşılaştırılamaz bile. Çok havalı değil mi? Bir de şunu dinle. Bu koku da ne? Sanırım bir şey yanıyor. Parlak, koku senden geliyor. Ne? Motorundan duman çıkıyor. Duman mı dedin? Neler oluyor? Yanıyorum. Lütfen bana yardım edin. Umarım kötü bir şey değildir. Güle güle. Bugünü de bitirdik.
çok yoruldum. Tayo. Al Parlak, iyi misin? Neden? Ne oldu ki? Sana bir şey göstermeye geldim. Tada! Ne düşünüyorsun? Bunlar süper lastikler. Benim için özel olarak yapıldı. Ama önemli olan lastiklerin performansıdır. Bunlar üstün performanslı. Görmek ister misin? Bakalım. Tamam. Burası mükemmel. Beni izle. Nereye gidiyorsun Parlak? Ama bu yol... Burada çalışma var. Lastiklerimin ne kadar müthiş olduğunu sana göstereceğim. Bak şimdi. Bu çok tehlikeli. Ben ne yaptığımı biliyorum. Parlak! Neler oluyor? Sanırım kuma saplandım. İyi misin Parlak? Ne bir rezaleti daha kaldıramayacağım. Elbette gayet iyiyim. Durumun hiç de iyi görünmüyor. Merak etme, ciddi söylüyorum. Burada bir süre durup dinlenmek istiyorum. Sen yoluna devam edebilirsin. Sahi mi? Bunu istediğinden emin misin? Kesinlikle, sen evine git. Peki, sonra görüşürüz. Hoşça kal. Güle güle. Tayo. Olamaz, beni böyle bırakamazsın. Parlak kuma saplanıp kalmışken hava kararıyor ve gece oluyor. Ne yapacağım ben? Buradan çıkamıyorum. Lastiklerim giderek daha çok batıyor. Şimdi de benzinim bitti. Bunların muhteşem parlağın başına geldiğine inanamıyorum. Yine ne oluyor bana? Ne yapacağım şimdi? Hiçbir şey göremiyorum. Bu ses de ne? Kimsin sen? Yardım edin. Lütfen yardım edin. Yardım edin. Gece inşaat halindeki yolda Parlak korkudan titremeye başlıyor. Keşke hava atmaya çalışacağıma Tayo'dan bana yardımcı olmasını isteseydim. Fena halde uyku bastırdı, uykum var. Parlak uyan! Parlak! Tayo? Parlak, iyi misin? Neler oluyor? Endişelenme, seni kumdan çıkarmaya geldik. Teşekkür ederim. Bana teşekkür etme. Bunu Tayo istedi. Bana haber verip buraya gelmemi Tayo sağladı. Öyle mi? Tayo. Gerçi kendi çabamla da çıkabilirdim. Sahi mi? O zaman biz evimize dönelim. Yok, hayır. Onu demek istemedim. Hadi artık gidelim mi? Tamam. Parlak, sabahtan beri seninle ne kadar sık karşılaştık, öyle değil mi? Benimle dalga mı geçiyor? Sahi mi? Hiç farkında değilim. Rastlantı olmadı. Hadi gel arkadaş olalım. Madem bu kadar sık karşılaşıyoruz, bu fırsatı kaçırmayalım. Harika. Tamam, madem o kadar istiyorsun o zaman arkadaş olalım. Ama teklifi sırf sen istiyorsun diye kabul ediyorum, tamam mı? Tamam, öyle olsun. Ve Tayo ile Parlak arkadaş oldular. Arkadaşlıklarının uzun süre devam etmesini diliyorum.